İş sağlığı ve güvenliği 3. bölüm. Koruma politikaları ve risk grupları. Konu başlıklarına bakalım. Kavramlara değineceğiz. Koruma, tehlikeli durum ve davranışlar, çalıştırma ortamı ve koruma politikalarından bahsedeceğiz. Daha sonra çalışma hayatında korunması gereken özel çalışma grupları. Bundan kadınlar, kadın çalışanlar, çocuk ve genç çalışanlar, engelliler ve yaşlılardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Önleme kavramlara bakalım. Önleme ve koruma. Bunlar nelermiş? Önleme bir olayın meydana gelmesine engel olmak adına yapılan faaliyet olarak tanımlanabilirken aynı zamanda ortaya çıkan ve çıkma riski olan bir tehlikenin durdurulması ve önüne geçilmesi için yapılan faaliyet olarak da tanımlanabilir. Koruma ise bireyi dış etkenlerden, tehlikeden veya zor durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek olarak tanımlanabilirken ek olarak tehlikeli zararlı durumların önlenmesi, tehlikelere karşı denetim altında bulunulması ve süre gelen herhangi bir durumun tehlike verecek şekilde değişime uğramasının önlenmesi olarak da tanımlanabilir koruma. Tehlikeli durum ve davranışlardan bahsedelim. Tehlikeli durumlar ve tehlikeli hareketler veya davranışlardan bahsedeceğiz tanım olarak. Tehlikeli durumlar iş yerinde iş güvenliğini tehlikeye sokan ve iş ortamında risk taşıyan tüm koşullar olarak tanımlanır. Tehlikeli durumlara genelleme yapılmak istenirse ergonomik olmayan biçimlerde düzenlenmiş iş yeri koşullarının çevre, makine, malzeme ve iş yeri organizasyonunda ortaya çıkardığı hatalardır. Tehlikeli davranışlar veya hareketler ise çalışanların iş güvenliğini tehlikeye atan kusurlu davranışlardan kaynaklanır. Tehlikeli davranışları tetikleyen durumlar arasında eğitim seviyesi eksikliği, tecrübe düzeyinde eksiklik ve psikolojik durumlarındaki dalgalanmalar etkili olmaktadır çalışanları. Çalışanların tehlikeli davranışları örnek olarak çalışanın fiziksel ve psikolojik kapasitesine uygun olmayan iş yükü verilmesi, çalışanın iş güvenliği önlemlerini önemsememesi, mevcut koruyucu ve güvenlik önlemlerini kullanmaması, koruyucu ve güvenlik önlemlerini kullanılamaz hale getirilmesi, tehlikeli malzeme kullanılması, talimatlara uygun hareket edilmemesi, yükleme yerleştirmede hatalar yapılması, çalışan makinelerin bakım onarımının yapılmaması, daha sonra gereksiz şakalaşmalar ve psikolojik sorunlardan etkilenen zayıf karakterli çalışanların olması yer alır. Tehlikeli durumları görüyorsunuz arkadaşlar, ekranda resim olarak. Tehlikeli durumlara örnekler verelim. Yetersiz aydınlatma, gürültü, sıcaklık ve havalandırma, uygun olmayan vardiya sistemi, işçinin eğitim düzeyine uygun olmayan iş yükü, işçinin fiziksel kapasitesinin üzerinde iş yükü, kusurlu veya noksan tesisat, makinalardaki bakım onarım eksikliği, koruyucusuz veya koruyucusu yeterli olmayan iş makineleri, makinelerdeki montaj ve tasarım hataları, uygun makine veya malzeme kullanılmaması, iş yerinin ergonomik olarak düzenlenmemesi, üretim planlama ve kontrolündeki hatalar yer alır arkadaşlar. Tehlikeli davranışları görüyorsunuz. Tehlikeli hareketler bahsettiğimiz gibi ekranda. Tehlikeli durum ve davranışları. Kaza nedenlerinin ortaya konması ve iş emniyeti performansı yükseltilebilmesi için hassas ve sağlıklı göstergelere ihtiyaç duyulur. İş sağlığı ve güvenliği literatüründe tehlikeli durumlar ve tehlikeli davranışlar kazaların önlenmesinde ve analiz edilmesinde en etkili yöntemler olarak görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanmış olan kaza piramidi, kaza sonuçlarının boyutu ile kazalara neden olan emniyetsiz hareketlerin arasındaki bağlantıyı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Görüyorsunuz ekranda. İşletmeler düzenli kaza istatistiklerini sadece en az iş günü kaybı ile sonuçlanan iş kazası gerçekleştiği zaman tutmaktadır. Ancak bu durumda iş yerinde meydana gelen bazı tehlikeli durum ve davranışlar gözden kaçabilmekte ve devam eden süreçte ise aynı kusurlu davranışlar veya durumlar iş kazası ve meslek hastalığı olarak sonuçlanabilmektedir. Çalışma ortamı ve koruma politikaları. Çalışanların olası risk ve tehlikelere karşı korunması için sırasıyla kaynağında koruma uygulamaları, ortama yönelik koruma uygulamaları ve kişiye yönelik koruma uygulamalarına başvurulmaktadır. Kaynağından koruma uygulamaları kapsamında çalışanların güvenliğini tehdit eden durumlar tespit edildikten sonra uygunsuz durumlar ve koşullar güvenli olanlar ile değiştirilmesi gerekir. Bu kapsamda üretim yönteminde değişikliğe gidilmesi gerekiyorsa tehlikeyi sıfırlamak adına yöntem değiştirilmesi en uygun uygulama olacaktır. Ve kadın çalışanlardan bahsedelim. Kadınların çalışma hayatında sağlık ve güvenliğini dikkate aldığımızda karşımıza iki farklı risk faktörü çıkar. Bunlar içsel ve dışsal faktörlerdir. İçsel risk faktörleri gebelik, emzirme, yan doğurganlık, menstrüel bozukluklar, adet bozuklukları ve menopoz, fiziksel zayıflık gibi durumları kapsar. Dışsal risk faktörleri ise çalışma ortamı, part-time işler, çalışılan makine ve çalışma yönteminin kadın çalışanın fiziki yapısına uygun olmaması ve mesleki eğitimsizliği içerir. Maden ocakları ile kablo döşemesi,
Kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır. Yönetmelik kapsamında 7,5 saatten fazla gece postasında çalıştırılamaz kadınlar. Gece postasında çalıştırılabilmesi için mutlaka sağlık raporu alınmalı ve bu raporların işin devamı süresince çalışanın özel durumuna, iş yerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerinin dikkate alınarak iş yeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla yenilenmesi sağlanır. Gebe olduğu tespit edilen kadınlar için ise doktor tarafından tespit edildiği andan itibaren, doğumdan itibaren bir yıl süre boyunca gece postasında kadınlar çalıştırılamaz. Kadınların gece çalışması 48-57 sayılı İş Kanunu 9. maddesiyle düzenlenmiş. Buna göre emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasak. Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen 8 haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunu hekim raporuyla belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Çalışma saatlerine ait düzenlemeler ise 10. maddeyle koruma altına alınmış. Buna göre gebe yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Gebe işçinin muayene izni, gebe işçilere gebelik süresince periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Analık izni olarak geçer bu madde 11. Gebe işçinin doğumundan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayıyla gebe işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Ancak bu durumda gece çalışması yaptırılmaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası süreler eklenir. Bu süreler hekim raporu ile artırılabilir. İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasına veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz. Çocuk ve genç yaş çalışanlar. Çalışma hayatı içerisinde hiç olmaması gereken milyonlarca çocuk günümüzde çeşitli zorunluluklar ve veya zorlamalar nedeniyle fiziksel, zihinsel, eğitsel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerine zarar veren ve uluslararası standartlara uygun olmayan koşullarda maalesef çalıştırılmaktadır. 2003 yılında yürürlüğe giren 48-57 sayılı İş Kanunu çocukların çalışma hayatında korunması ve gözetilmesini sağlayacak maddeler içerir. Bunlar arasında kanunun 71. maddesinde çalışmak için çocuklara 15 yaşını doldurmuş olma şartı getirilmiş. 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış çocukların zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine ve eğitimlerine devam eden çocukların ise eğitimlerine engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceği istisnası tanımlanmış. Çalışma saatlerine zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyenler için günde 7, haftada 35 saatle, sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin çalışanları ise günde 5, haftada 30 saatle sınırlandırılmış. Bu süreyi 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8, haftada 48 saate kadar artırma izni verilmiş. Okul öncesi çocuklarla okula devam eden çocukların eğitim döneminde çalışma süreleri eğitim saatlerinin dışında olmak üzere en fazla günde 2, haftada 10 saatle sınırlandırılmıştır. İş Kanunu yer ve su altında çalıştırma yasağına konu alan 72. maddesinde maden ocakları, kablo döşeme işleri, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaklanmış. 73. madde ise sanayiden sayılan işlerde 18 yaşını doldurmamış kişilerin gece çalıştırılması yasaklamıştır. İşveren çocuk veya genç işçiyi eğitim, kurs ve toplantıya göndermesi durumunda geçen zamanların tamamı çalışma süresinde sayılacağı kanunda belirtilmiş. Genç ve çocuk işçilerin hafta tatili izin sürelerinin ise 40 saatten az olmayacağı ve hafta tatili ücretinin iş karşılığı olmadan ödenmesi gerektiği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamayacağı, yıllık izin sürelerinin ise 20 iş günden az olmayacağı ancak çocuk ve genç işçinin rızasına göre de ikiye bölünerek kullandırılabileceği belirtilmiş. Engellilerden bahsedelim. Ülkemizde engellilerin çalışma hayatında yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırılması yönelik yapılan yasal ve uygulanmaya yönelik çalışmalarda engelli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılması ve üretime katkı vermesi amaçlanır. Anayasamızın 61. maddesi ile de engelli vatandaşlar devlet güvencesi altına alınmaktadır. 48-57 sayılı İş Kanunu ise engelli işçiyi bedensel veya ruhsal durumundaki engelleri nedeniyle çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olan ve bunu mevzuatta belirtilen hususlara uygun bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş kişi olarak tanımlamaktadır.
Kanun 30. maddesinde 50 veya daha fazla işçi çalışan özel sektör iş yerlerinde %3, kamu iş yerlerinde ise %4 engelli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Eğer işveren aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yeri bulunması durumunda işverenin sorumluluğu toplam işçi sayısı kadardır. Yeraltı ve sualtı işlerinde engelli işçi çalıştırılamayacağına hesaplamaya dahil edilmezler. İş yerinin işçisi iken engelli hale gelenler o iş yerinin sorumluluğunda önceliklidir. Ayrıca engelli ve eski yükümlülüğün talep edilmesi durumunda da iş yerlerinde kısmi süreli çalışma yapılıyorsa işveren tarafından kısmi süreli iş sözleşmesiyle de istihdam edilebilirler. Ancak kısmi süreli çalıştırılan engelli ve eski yükümlü işçiler zorunlu istihdam edilmesi gereken hesaplamaya dahil edilmezler. Yaşlılardan bahsedelim. Çalışma hayatında 50 ile 55 yaş aralığının üzerindeki kişiler yaşlı olarak kabul edilmekte. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık sınırını 65 yaş olarak belirlemiş. Türkiye'de yaşam süresi 1960'lı yıllarda ortalama 65 iken bugün kadınlarda 71,80, erkeklerde ise 67,10'dur. Ortalama yaşam süresi 69,40 olarak tespit edilmiş. Yaşam süresinin artması ve çalışma hayatında geçirilen süreyi de aynı oranda arttıracak iş yerlerinde sağlık ve güvenlik anlamda önlem alınmadığı takdirde yaşlanan çalışma nüfusu ile birlikte üretimde verimsizliğe yol açabilecektir. İş kanununa 5. maddesinin getirdiği eşit davranma ilkesi de yine yaşlı çalışanlar için de dikkate alınmalıdır. Özel risk grupları için yapılan tüm bu çalışmalar onlara daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı ve dolayısıyla sorunsuz bir hayat sunmak içindir. Uzun dönemde risk grubu olarak değerlendirmelerine sebep olan olumsuzlukların giderilmesi yönünde ekonomik ve sosyal hayata yönelik uygulamalar onlarla birlikte herkese çok daha kaliteli bir toplumsal hayat sunacaktır yaşlı. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.